Ve saat 9 Parametre'de karşınızdayız. CNN Türk yorumcusu, Red Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Doğan TV Kanal D CNN Türk Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Eğer sesimden sıkılmadıysanız Ankara hazır olana kadar biz yine her sabah olduğu gibi başlıkları şöyle bir toparlayalım, sonra yorumlara gelsin. Şimdi Amerika, Irak ve Türkiye sınırına çoğunluğu YPG'lilerden oluşan bir ordu konuşlandıracağını açıkladı. Bu 30 bin kişilik bir ordu olacağı, 30 bin kişilik bir ordudan bahsediliyor. İşte bu açıklamalara Ankara'nın tepkisi gecikmedi ve sert oldu. Ankara bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir diyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazılı açıklamasında Amerika'nın bu adımını endişe verici ve kabul edilemez buluyoruz ifadesi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir diyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada. Bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada sınır gücü oluşturulması konusunda koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır denildi. Amerika'nın tek taraflı aldığı bu kararı koalisyona mal edilmeye çalışıldığı vurgusu yapıldı. Ve Amerika'dan PYD açıklamasında neler vardı? Amerika öncülüğündeki koalisyonun açıklamasına göre yeni oluşuma sınır güvenlik gücü adı veriliyor. Komuta Suriye Demokratik Güçlerinde olacak. Bu 30 bin kişilik yeni kurulacak ordunun Amerika tarafından açıklanan yarısı Suriye Demokratik Güçlerinden oluşacak. Komuta da Suriye Demokratik Güçlerinden olacak. Türkiye-Irak sınırının bulunduğu bölgede bu yeni güç yer alacakmış. Yeni gücün terör örgütü DAEŞ yok edilene kadar da varlığını sürdüreceği belirtiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar vardı. Partisinin il kongrelerinde önce Elazığ ve Bingöl il kongrelerinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada net mesajları vardı. PYD-YPG terör örgütüne destek veren Amerika'ya çok sert tepkisi vardı Cumhurbaşkanı'nın. Böyle müttefiklik olmaz dedi. Bölgede yeni bir operasyonun da sinyalini verdi. Fırat Kalkanı ile koridoru, bu hani oluşturulacak sözde Kürt koridorunu bıçakla keser gibi böldük. İdlib operasyonuyla koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkarız. Münbiç'te verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi keseriz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ordu kurdukları sandıkları çapulcuları da bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler mesajı veriyor. Ülkemizin yakaladığı her başarıda alnımızın teri var vurgusunu yapıyor. Cumhurbaşkanı yine Tokat ve Yozgat'ta da konuştu. Afrin'le güney sınırımızı terörden arındırma operasyonuna devam edeceğiz dedi bir kez daha Cumhurbaşkanı. Afrin için bir kez daha net konuştu. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır dedi. Bu arada bu açıklamalar devam ederken yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu 17 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Suriye'de terör örgütü DAEŞ'le mücadele Afrin ve Münbiç'te atılması muhtemel adımların ele alınacağını Milli Güvenlik Kurulu'nda söyleyebiliriz. Bu arada Suriye rejiminin saldırısının ardından başlayan çatışmalar nedeniyle İdlib'i terk edip Türkiye sınırına ulaşanlar neredeyse üçüncü kez göç etmiş durumda. Önce Hama'da evler bombalandı. Sonra İdlib'in güneyine geldi insanlar. Hava saldırısının ardından üçüncü kez bir göç yaşandı. Ve bu göçle birlikte Türkiye Suriye sınırında neredeyse 1 milyon kişi kamplarda yaşıyor. Yaşam koşulları hayli zor. Dolayısıyla oradan yansıyan gelişmeleri de İdlib'de bulunan ekibimiz, arkadaşlarımız bize an be an anlatıyorlar. Şehit acımız var. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgesine sınırın Irak tarafından yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu. 3 askerimiz yaralandı. Güven Dağı'ndaki üs bölgesine atılan füzede Bülent Alp şehit oldu. Ve Trump, Ruhani'den Trump'a yanıt var. ABD Başkanı Trump son bir şans diyerek uzattı İran nükleer anlaşmasını. Hasan Ruhani'nin İran Cumhurbaşkanı'nın tepkisi var. ABD anlaşmayı baltalayamadı. Nükleer anlaşma bozamadı. Bu Tahran'ın uzun sürecek bir zaferidir dedi. Bahçeli, Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı Osmaniye'deydi. Dolayısıyla oradan gelen açıklamalar var. 2019 seçimlerine dair Cumhurbaşkanı'nın Yozgat'ta
Kılıçdaroğlu'ndan yaptığı açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirisi var. Numan Kurtulmuş Antalya'da konuştu, Kültür Turizm Bakanı. Gül'ün aday olacağını düşünmüyorum dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün polemiğe girmek bana yakışmaz diyerek yaptığı açıklamalar var. Umarım o hal bir kez daha uzatılmaz diyen ve AYM kararı sonrasındaki mahkemenin kararı ve gelişmeler konusundaki düşüncelerini aktaran açıklamaları var. Bir yandan da AK Parti MYK bugün Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ittifak ve uyum yasaları gündemde biliyorsunuz. Yine CHP yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Ancak hakkında sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını da bir kez daha hatırlatalım. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da ilk kez bir kadın seçilmiş oldu. Oylamayı bundan sonrası gelişmeleri de yine bulacaksınız Parametre'de. Ankara'dan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, yolcu uçağı önceki gece Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı. Pist sonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle sola dönerek sola değil denize doğru yöneldi uçak. İniş takımları ve bir motor çamura saplandı. Bu sayede denize yaklaşık 25 metre kala durabildi uçak. Ve kazada 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat yara dahi almadan sorunsuz şekilde uçaktan tahliye edildi. Ölü ve yaralı yok ama mucizenin fotoğrafıydı. Gazetelere, televizyonlara yansıyan faciaya metreler kala uçak durdu. Dolayısıyla ters tarafa yanaşması gerekirken denize doğru döndü uçak. Ve tam denize sürüklenir motoru ve uçak takımları çamura saplandı. Böyle durabildi. Yolcular o dehşet anlarını anlatıyor. Yanabilirdik, denize düşebilirdik. Her şey olabilirdi. Bir mucizeydi kurtulmamız diyorlar. Bakacağız. Trump'a da porno yıldızı eleştirisi var. Seçimlerden önce işte bir porno yıldızıyla beraber olmuş. Sonra o konuşmasında $130,000 vermiş. Vesaire. Başka gelişmeler de var. Çok gelişme var. Dilek Özçelik'i hatırlayacaksınız. İlaçlarım gelmiyor, ne olur yardım edin demişti. Dönemin Bakan Erdoğan Bayraktar'a. Para verince de onuruna yedirememişti. Kanser hastasıydı. Lenf kanseriydi. 27 yaşındaydı. Dolayısıyla hayatını kaybetti. Diyelim. Ankara'ya dönelim. Günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Günaydın. Hepimize bak, iyi güzel haftalar olsun. Okuma gözlüğü. Gözlüğünle mi geldin Deniz? Ne okudun, neler yaptın? Kendim, habere bakıyordum. Şimdi gazete manşetlerinde bıçak yemeye dayandı. Bir hafta içinde darmadağın ederiz sözleri var. Şimdi Münbiç'te neler olabilir? Afrin'e bir müdahale mi gelir? Amerika'nın bu kurduğu ordu 30 bin kişilik denilen koalisyona mal ediyor. DAEŞ'e karşı PYD, YPG güçlerinden oluşuyor. Zaten eğitim verdiğini biliyorduk. Bir ordu yapılanmasına gidiyor. Bu orduyu, oradaki orduyu başlarına yıkarız diyor bu çapulcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan. Afrin ve Münbiç konusunda bir adım gelebilir, bıçak kemiğe dayandı mesajı var. Neler olabilir? Nasıl senaryolar konuşuluyor? Siz ne bekliyorsunuz? Ebru, bu iki senedir konuşuluyor. Yani iki senedir işte YPG Fırat'ın doğusu, batısına geçmesin, Münbiç boşaltılsın gibi çağrılar yapılıyor. Afrin'de de benzer şeyler söyleniyor. Burada en gerçekçi durum Fırat Kalkanı operasyonuyla YPG'nin işte Irak sınırından Hatay'a kadar olan koridoru bir koridor açmasının önüne geçilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu başarmıştır ve kendisini büyük bir operasyonla bu koridorun oluşmasının engelleyen bir güç olarak Suriye denklemine katmıştır. Ama maalesef Münbiç ve Afrin konusunda yaklaşık 2 yıldır söylenen sözler biraz havada asılı kaldı. Bunun çok önemli bir nedeni var. Buradaki muhatap sadece YPG değil. Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonunda en kanlı örgütlerden biri olan IŞİD'i, Elbab gibi çok stratejik, çok kritik yerlerden çıkarmayı başarmıştır.
çok önemli bir operasyondur, çok başarılı bir operasyondur. Maalesef şehitler vererek, kan dökerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başardığı bir operasyondur. Bunun benzerlerini yapmaya da Türk Silahlı Kuvvetleri muktedirdir. Ama sadece şöyle bir fark var, şöyle bir detay var. Münbiç'te muhatabımız sadece YPG değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'dir. Afrin'de de muhatabımız sadece YPG değil, Rusya'dır, Suriye'dir. Dolayısıyla bu iki müttefik gibi görünen ama aynı zamanda karşımızda olan Türkiye'nin çıkarlarına aykırı adımlar atan iki büyük ülkeyi bir şekilde karşımıza alma gibi bir sonuç doğuruyor bu tür operasyonlar. Biraz da yapılamamasında ve gecikmesinde bunun rolü var. Onun için hani iki yıldır Cumhurbaşkanı bizzat Afrin'den, Münbiç'ten, oraların YPG'den arındırılacağından bahsetse de iki senedir bir sonuç alınamadı. Cumhurbaşkanı son konuşmasında bunu artık çok net bir şekilde, açık bir şekilde kamuoyunun önünde söyledi. Bunun birinci tarafı Türkiye'nin kararlılığını göstermesi. Türkiye artık bu noktada müttefiklerine son kozunu göstermekte. Yani bugüne kadar hep diplomasiyle halletmeye çalışmıştı. Bugün itibariyle gerekirse askeri seçeneği düşünürüm mesajı veriyor. Müttefiklerinin bunu değerlendirmesi lazım. Yani Rusya'nın da Amerika Birleşik Devletleri'nin de durumun ciddiyetini fark etmesi lazım ve ona göre adım atması lazım. Afrin'de bir operasyon hava desteği olmadıkça kara operasyonu zor görünüyor. Ancak işte Türkiye'den yapılacak olan top atışlarıyla vesaire gerçekleştirilecek bir operasyon şu anda devam ediyor. Karadan girebilmek için, karadan bir harekat düzenlemek için hava desteğinin olması lazım. Maalesef Rusya bunu engelliyor. Benzer şeyler Münbiç'te de var. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ve ABD nezdinde bu kararlılığını sürdürmesi ve sonuç alması lazım. Önümüzdeki günlerde bunu takip etmekte fayda var. Tek başına zor, hava operasyonu gerekli. Dolayısıyla bu uzun bir süredir konuşulan bir konuydu. Ama bıçak kemiğe dayandı diyor Cumhurbaşkanı. Yeni bir ordu açıklaması var Amerika'dan. Dolayısıyla bu da süreci biraz hızlandırıyor sanırım. Hakan, sen ne dersin? Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Terörle mücadelede en etkili ülke, yani bu bölgedeki terör örgütleri bence Türkiye'dir. Çünkü terör örgütleriyle mücadele sadece gidip örgütü yerinde vurma, işte bomba atma, yani sahada askeri mücadele etmek olarak görmemek gerekir. Bu işin sadece bir tarafı. Diğer tarafında bir istihbarat, yani sürekli bir istihbarat alışverişiyle buradan batılı ülkelere gidebilecek olan insanların gitmelerini engellemek, durdurmak, Türkiye içindeki mücadele yapmak da bu DAEŞ terör örgütüyle mücadelede çok önemli bir rol üstlendiğini Türkiye'nin gösteriyor. Türkiye eğer bunu başarmamış olsaydı, bakın çok net bir şey söyleyeyim. Bu dönemde Avrupa'da çok daha fazla kanlı terör eylemleri meydana gelebilirdi. Çünkü hem Türkiye kendi içinde, kendi topraklarında hem de sınır bölgesinde özellikle son yıllarda çok daha etkili önlemler aldı. Ve çok sayıda insanın Türkiye'yi kullanarak Avrupa'ya, batıya gitmesi engellenmiş oldu. Türkiye bunları kapılarda yakaladı. Uçağı doldurup ya geri gönderdi geldikleri yerlere. Çünkü dünyanın her yerinden savaşan teröristler geliyorlar buraya ya da sınırda aldığı önlemlerle bunu durdurdu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bu değerli katkısını ve rolünü bir türlü anlamak, görmek veya kabullenmek istemiyor. Bunun birden fazla sebebi var. Tek bir nedeni olduğunu söyleyemeyiz. Gelinen nokta şudur. Amerika burada DAEŞ terör örgütüyle mücadelede PKK'nın uzantısı olan YPG ile mücadele etme kararı verdi. Onunla işbirliği yapma kararı verdi ve YPG'yi de adeta meşrulaştıran, yani sanki PKK'nın bir parçası değilmişçesine uluslararası kamuoyunun önüne takdim eden bir tutum içine girdi. Amerika'nın bu yaptığı şey hem Amerikan hukukuna, Amerika Birleşik Devletleri hukukuna hem de uluslararası hukuka çok net bir şekilde aykırıdır. Türkiye'nin ben bunun üzerinden de, yani sadece siyasi ve işte iletişim anlatımlarıyla değil de Amerika'nın yaptığının hukuka aykırı olduğunu ortaya koyması gerektiğini söylüyorum ve bekliyorum. Çünkü PKK
Amerika'nın hala terör örgütü listesinde, Avrupa'nın terör örgütü listesinde ve YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğuna dair hiçbir kuşku yok. Hiçbir kuşku yok. Bu bağı ortaya koyarak Türkiye'nin bence uluslararası mekanizmaları, Birleşmiş Milletleri harekete geçirebilmesi mümkün. Peki Amerika neden bir terör örgütünün uzantısı olan YPG ile, doğal bir kolu olan YPG ile bu işi yapıyor derseniz, ben buna şaşırmıyorum doğrusu. Amerika'nın dünyanın başka coğrafyalarında ve başka zamanlarda da kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğinin, düzeltiyorum, kanlı terör örgütleriyle işbirliği yaptığının örnekleri var. Yani kimi zaman böyle el altından Taliban'la, kimi zaman El-Kaide ile, kimi zaman başka terör örgütlerinin içine girerek Amerika'nın çıkarları veya bölgede Amerika'nın yaratmak istediği dünya, yaratmak istediği ortam için işbirliği yaptıklarını, yardımlaştıklarını, istihbarat verdiğini, hatta işte son dönemde gördük, yani DAEŞ teröristleri Batılı ülkelerin ve bazı NATO üyelerinin kontrolünde bulundukları yerlerden çıkarıldılar ve güvenli bölgelere taşındılar. Şimdi dolayısıyla bu zaten DAEŞ terör örgütünün nasıl ve kim tarafından kurulduğuna dair kafamızda var olan şüpheleri daha da güçlendiren bir hal aldı. Gelinen durum vahimdir, ürkütücüdür ve korkutucudur. Çünkü Türkiye'ye verilen hiçbir söz yerine getirilmemiştir. Obama döneminden bu yana Afrin konusunda Amerika'nın verdiği bir söz vardı. Bu tarafa geçmeyecekler ve bir anlamda bir koridor oluşturmayacaklar. Buna müsaade etmeyeceğiz deniyordu. Trump bunun sözünü verdi. Silah vermeyeceğiz dediler. Bırakın bu sözleri yerine getirmeyi. Ordu daha kuruyor. Da fazla silah vererek şu anda Amerika bir terör örgütünden bir ordu kuruyor ve buna Kuzey Suriye ordusu diyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ve ben Türkiye'nin buna Cumhurbaşkanı söyledi. Yani bu hafta veya en geç birkaç zaman içinde bir yanıt vereceğini görüyorum. Şöyle bir detay var maalesef. Yani biz terör örgütü olarak değerlendirdiğimiz için bu yorumu çok net yapıyoruz. Maalesef Batı kamuoyunda, Amerika'da farklı bir algı ortaya çıkmış. Yani Amerikan medyasının, Avrupa medyasının bunda katkısı büyük. YPG nedir diye sorsan Avrupa'da herhangi bir şehirde insanlara, işte IŞİD'i bertaraf eden, çoğunluğu da kadın olan bir işte Suriye'de iki bir yapı yanıtını alırsın. Yani bu özellikle Amerikan medyası tarafından, Avrupa medyası tarafından Batı kamuoyuna verilen bir mesaj. Bir Avrupalıyla YPG'yi konuştuğun zaman doğrudan sana, ya siz yanlış biliyorsunuz, onlar işte kadınlar gittiler, işte tırnak içinde söylüyorum onların ifadesiyle, yiğitçe IŞİD belasıyla mücadele ettiler, işte çok can kaybettiler vesaire gibi bir takım cümleler duyuyorsun. Bunun da bir sonucu bu. Yani şu anda Amerikan yönetimi YPG'yi Türkiye gibi terör örgütü olarak görmüyor. Tersine IŞİD'i bölgeden temizleyen, sonuç alan bir yapı olarak görüyor. Dolayısıyla da gelecekte IŞİD'in orada yeniden konumlanmasının, yeniden zemin bulmasının önündeki en önemli unsur olarak da onları görüyor. Bu nedenle de bu silahlandırma, eğitme vesaire, donatma gibi faaliyetlerine hiç ara vermiyor Türkiye'nin bütün tepkisine rağmen. Önümüzdeki dönemde biraz Amerika ile ilişkilerin de boyutu önem kazanacak. Yani Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri şu anda belki de tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Bunun da bir şekilde sonlandırılması lazım. Türk-Amerikan ilişkilerinde yeniden bu tür konuları birer müttefik gibi konuşacak hale dönüştürülmesi lazım. Önümüzdeki dönemde biraz bu açıdan da bakmak lazım. Sadece hükümetler değil, iş dünyası da bu konuda bir gayret içinde olabilir ki geçtiğimiz dönemlerde Avrupa ile ilişkilerde bir lokomotif rol oynamışlardı. Hatırlarsın, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın başkanlık yaptığı dönemde TÜSİA'da Avrupa-Türkiye ilişkilerinde böyle olumlu yönde de bir kırılmanın yaşandığı, özellikle MEDEF ile kurulan ilişki Fransa'da. Amerika ile de bunu yapmaya çalışıyor iş dünyası. Ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Bu mümkün olabilir. Hatta bir değişim yaşandı. Ben bu vesileyle onu da söyleyeyim. Türk-Amerikan İş Konseyi'nin başına Mehmet Ali Yalçındağ seçildi. Mehmet Ali Yalçın da Amerika ile daha önce farklı iş ilişkilerinde de bulunmuş, ticaret alanında faaliyet de göstermiş bir isim. Ekim Aptekin yapıyordu bu işi, biliyorsun. DEİK bünyesinde her ülkeyle ilgili iş konseyleri var.
Amerika-Türk İş Konseyi'nin başkanı değişti. Başka ülkelerin bazıları aynı kaldı, bazıları değişti. Mesela Tunca Özilhan var, Türkiye-Rusya İş Konseyi'nin başında. Önemli iş dünyasından temsilciler en azından belli oranda hükümetlerin ve devletlerin işini kolaylaştıran bir zemin yaratabiliyorlar. Çünkü bir de hayatın ticaret ve iş dünyası tarafı var ki Türkiye ile Amerika, Türkiye ile Rusya arasında çok büyük bir ticaret hacmi var. Gerçekten değil, yani bunların da seçimlerini söyledin sen iş yani konseylerini orada da bir not olur. Aktaralım. Daha önce hep kadın yok diye fotoğraflar, ihracatçılar fotoğrafındaki tek bir kadın vardı. O da görünmüyordu. O fotoğraf çok eleştirilmişti. Niye kadın yok, niye görünmüyoruz diye. DEİK'te 143 iş konseyinde başkan üyeler belirlendi senin söylediğin gibi. 66 başkan seçildi, 14 kadın başkan oldu. Hatta Zeynep Bodur 7 kişiden oluşan koordinatör başkanlar arasına da girdi. Dolayısıyla orada kadın sayısının artması, daha çok kadının başkan olması ve fotoğrafta kadın ağırlığı da ayrıca bir not olarak aktarılması ve altı çizilmesi gereken bir durum diye ekleyeyim ben o zaman. Sen konuyu açtın evet. O seçimlere. Haklısın. Soçi ve Astana tabii. Süreçleri ne oldu peki? İdlib'de mesela çatışmasızlık bölgeleri ilan edilmişti. Durum sakinleşmişti. Rejim saldırdı. Oradan göç başladı yine. Astana-Soçi süreçleri şimdi tamamen ortadan kalktı mı? Koalisyon bu Amerika'nın yaptıklarına ne diyor? Bir trafik var şu anda Ebru. Yani şu anda Türkiye ile Rusya arasında bir trafik var. Doğal olarak bu İran Rusya arasında da devam ediyor. Bu ateşkes ortamının yeniden tesis edilmesine dair bir çaba var. Ama tabii artık bir güvensizlik de ortaya çıkmış vaziyette. Bundan işte 6 ay öncesi kadar kolay olmuyor. Çünkü somut bir şey var. İşte Rusya muhalifleri bu drone saldırısıyla ilgili suçluyor. Muhalifler Rusya'yı hava operasyonu yapıp sivilleri, çocukları katletmekle suçluyor. Dolayısıyla bu güvensizliğin gölgesi düşmüş vaziyette ama diplomatik çabaların da şu anda devam ettiğini söylemek lazım. Evet. Şimdi Rusya ile Türkiye arasındaki bu diyalog, yani Ebru şunu hatırlatalım izleyicilerimize. Bu o kadar kırılgan bir şey ki. Ben hep söylüyordum parametrede. Yani gelecek mesele Türkiye ile Rusya arasında iyi bir işbirliği ve anlayış birliği var ama İdlib öyle kritik bir yer ki yani taraflar mevzilerine çekiliyorlar ama orasını o noktadan itibaren de geri çekilecekleri bir alan ve bir mevzi kalmamış oluyor. O nedenle Türkiye-Rusya işbirliğinde bir sorun yaşanabilir. Nitekim şu anda anlaşamadığı iki ülkenin karşı karşıya gelme riskinin olduğu noktalar var. Destekledikleri taraflar itibariyle bunu söylüyorum. Ama hala devam ediyor süreç. Yani hem Astana hem de Soçi diye adlandırılan süreçlerin belli bir olgunluğa ulaştığını söylemek mümkün. Ama test ediliyor şu anda. Bu testten geçemezse iki süreçte yara alabilir. Bir de Cenevre meselesi var. Yani siyasi sürecin olgunlaşacağı yer. Türkiye'yi çok rahatsız eden bir gelişmeyi hatırlatmak istiyorum. Hem Amerika hem de Rusya PYD'yi yani YPG'nin siyasi kanadını PYD'yi muhatap kabul etme noktasında buralara taşımaya çalışıyorlar. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgim dediği ve kabul etmediği bir şey. O nedenle bu Türkiye-Amerika, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok ciddi oranda daha da ileriki noktalarda bozma aşamasına sahip ve Deniz sen de birkaç defa dile getirdin. Türkiye-Rusya ilişkileri çok önemli ve kıymetli ve ben de memnuniyet duyuyorum bu gelişimden ama Türkiye'nin aşırı bağımlı hale gelmesi Rusya'ya doğru olmaz ve Türkiye şu işareti vermeli. Yani her istediğini de yapamazsın, bana da her istediğini yaptırtamazsın. Eğer sen PYD konusunda, YPG konusunda böyle ikircilikli bir tutum içine giriyorsan ve böyle bazı konularda gerek ticaret gerek turizm şalteri aç kapa yaparak Türkiye'yi belli bir noktada dize getirmeye, ayar vermeye çalışıyorsan bunun da bir bedeli olur. Ben de sana başka bir noktada gerekli kolaylığı göstermem ya da işbirliği yapmam. Bu mesajı yeterince verebildik mi bundan emin değilim. Belki buna konsantre olmak lazım bu dönemde. Amerika Irak'ta da benzer yolları kullanmıştı. Sonuçlarını görüyoruz. O sonrasında hiç düşünmeden yapılan hareketler bölgedeki koşulları daha da zorlaştırıyor. Benim çıkardığım sonuç bu. Irak'ta da benzer hamleleri hep görmüştük. Ya Türkiye-Amerika ilişkilerinin nereye gideceğini ben kestiremiyorum artık. Yani bir felaketin ve bir uçurumun eşiğinde olduğunu hatırlatalım. Yani bu Hakan Atilla davasında
nihai karar açıklandığı zaman, yani Türkiye'deki bir bankaya veya Türk bankacılık sistemine gelebilecek olan ceza böyle çok rahatsız edici boyutlarda eğer açıklanırsa, YPG ve PKK meselesi ve FETÖ konusundaki anlaşmazlıkların üzerine bir de o ekleneceği için Türkiye'nin üzerindeki stres artacak demektir. Ve ben Türkiye burada hangi adımları atar, hangi tepkileri verir bunu doğrusu kestirmekte zorlanıyorum. Bu artık Türkiye'nin bir milli meselesi haline geliyor. Yani Amerika ile ilişkilerde Amerika'nın aldığı pozisyon. Umarım yani Amerika'da Türkiye'yi bütünüyle böyle bir kenara itecek, Türkiye'ye zarar verecek. Çünkü bu yapılan şey Türkiye'nin istikrarını doğrudan bozmaya yönelik bir şey. Yani FETÖ, YPG meselesi, PYD meselesi ve Türk mali sistemini, bankacılık sistemini baskı altına almak, bir başka nedenle ekonomisini zora sokmak Türkiye'yi istikrarsızlaştırır. Bu Amerika'nın ve bu bölgenin ve Batı'nın çıkarına mı? Bunu iyi hesaplamak gerekir. İyi hesaplamalarını dilerim. Yeterince iyi hesaplanamadığını düşünüyorum. Çok haklısın Hakan. Yani bu hesabı şuna göre yapmak lazım. Böyle bir çatışma ortamı yaşandığında durum daha mı kötüye gidecek, yoksa Türkiye'de yine ilerleme mi kaydedeceğiz? Ona bakmak lazım, onu hesaplamak lazım. Yani bugün Münbiç nedeniyle Türkiye ile Amerika karşı karşıya gelirse, hatta askeri bir gerilim yaşanırsa bunun sonuçları ne olur? Bunu iyi düşünmek lazım, iyi hesaplamak lazım. Yani Türk-Amerikan ilişkilerini mevcuttan daha mı kötüye götürmek ile sonuçlanır, yoksa olumlu tarafa doğru bir yönelim mi ortaya çıkar? Buna bakmak lazım. Deniz, sözünü unutma lütfen. Ben Türkiye'nin bunu istediğini sanmıyorum. Yani Türkiye bunun olmaması için gerçekten ben inanıyorum. Samimiyetle bir gayret içinde. Zaten Cumhurbaşkanı Elazığ konuşmasına tekrar baktım. Yani Amerika'ya her türlü eleştirisine rağmen getiriyor eleştirisini doğal olarak. Ama bir taraftan da diyor ki biz burada Amerika ile de çalışmak istiyoruz. Amerika ile yapmak istiyoruz asıl işbirliğimizi. Bunu defalarca söyledi. Orada da tekrarladı. Yani Türkiye bu zor koşullarında bile bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından bunu hala söyleyebiliyorsa, Türkiye bakımından hala işbirliği yapılabilir bir ülke olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Ama yani ne yapacak Türkiye? Amerika eğer bu tutumunu devam ettirirse bu imkan da ortadan kalkar. Çok açık. Aynen. Değil mi? Şimdi ilk kongrelerinde tabii 2019 seçimleri de gündeme geldi. Ana Muhalefet Partisi yerli ve milli duruştan pek anlamadığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil dedi Cumhurbaşkanı. Neyi kastediyor? Ağırlıklı olarak MHP liderine teşekkür ediyor 2019 seçimlerine değinirken Yozgat'ta yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu da eleştiriyor. Yine Devlet Bahçeli MHP lideri Osmaniye'deydi. Oradan gelen açıklamalar var. Dolayısıyla Bahçeli Osmaniye'de temel atma töreninde konuşurken 2019 seçimlerine değindi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile hareket ederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşmesine katkı sağlamak istiyoruz dedi. O da CHP'yi, Devlet Bahçeli de CHP'yi eleştirdi. AK Parti MYK toplanıyor. Uyum yasaları gündemde. Komisyonlar kuruldu ittifak sürecinde. Mustafa Şentop, Adalet Komisyonu Başkanı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü de Mahir Ünal'dan oluşan bir heyet bu süreci yönetecek. Bir yandan da uyum yasaları gündemde, bir yandan ittifak çalışmaları, onun için oluşturulan komisyonlar gündemde. Yani 2019 seçimlerine de hızlı bir hazırlık var. Evet, vatana millete hayırlı olsun. Evet, olsun. Valla ben yani AK Parti'nin kongre sürecini izlerken sanki böyle bir erken seçim olacakmış hissine kapılıyorum. Yani ilk kongreleri normalde kapalı salonlarda yapılır, hiç haberimiz olmaz. Sadece sonuçlarını duyarız, hatta bazen sonuçlarını bile duymayız. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı olduktan sonra partiyi yeniden kurguluyor. Adeta daha önce de söylemiştim, yeni bir parti kuruyor. Yani kendisinin sabit olduğu, ismin sabit olduğu bir parti kuruyor. Ben çok merak ediyorum, büyük kongreyi yaptıktan sonra AK Parti'nin yönetim kademesi nasıl şekillenecek? Büyük bir değişim olacağını öngörüyorum. Yani
Fazilet Partisi'nin son döneminde yenilikçiler gelenekçilerden ayrıldı, AK Parti'yi kurdular. Şimdi gördüğüm kadarıyla AK Parti'de yine bir işte fabrika ayarlarına dönelimciler var. Bir de bu gittiğimiz doğrultu milli ve yerli olandır. Bunda devam edelim diyenler var. Ve bunların başında partinin yönetimi olduğu için, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için yeni parti kurmaya ihtiyaç duymadan mevcut partiyi bu şekilde biçimlendiriyor Cumhurbaşkanı kongre süreçlerinde. Ve her il kongresi de bir seçim mitingi havasında yürüyor. Doğrusunu istersen ben şunu gözlemliyorum. AK Parti ile MHP tabanı çok benzeşti. Yani artık biriyle sohbet ederken ortaya koyduğu tavırdan AK Partili mi yoksa MHP'li mi olduğunu anlamak zor. Şartların da etkisi var tabii. Türkiye'nin biraz deniz içinden geçtiği şartlar da galiba o süreci hızlandırdı. Yani bir de hem Cumhurbaşkanı hem de Devlet Bahçeli söylemlerine, üsluplarına çok dikkat ettiler birbirlerine karşı. Doğrudan tabana da bir sempatik mesaj göndermiş ve tabanı da birbirleriyle adeta böyle omuz omuza gelmeyi entegre evet, demek istemiyorum da. Osmaniye'de omuz omuza. AK Partililerin de meydanda olduğunu gözlemledim. Evet. Yani Osmaniye'deki zaten mitingin formatı da AK Parti mitinglerine benziyordu. Ortada bir koridor, bir tarafta işte erkekler, bir tarafta AK Parti'nin mitingleri de hep öyledir. Yani bu işbirliği artık sahaya yansımaya başladı. Ben şunu şöyle tarif ediyorum Ebru. Söylem MHP'den, eylem ve güç AK Parti'den. Böyle bir ittifak oluştu. Şu anda kullanılan söylem tamamen MHP'nin milliyetçi söylemi, bu yerli ve milli olarak tanımlanan söylem, min patenti benim en azından 25 yıllık bir gazeteci olarak rahatlıkla söyleyebileceğim şey, MHP'ye ait bir söylem. Ama bunun bunu mobilize eden, bunu bir güçle birleştiren, bunu eyleme dönüştüren de AK Parti kanadı. Deniz, fakat Türkiye'deki merkez partiler, yani merkezi oturan partiler, yani Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti diyelim. Başkalarını da sıralayalım. Bunlar büyük partiler olduğu için söylüyorum. Kolaylıkla bu söylemle entegre olan bir dil geliştirdiler daima. Yani seçmenlerine böyle özellikle iç politikada ve dış politikada ciddi sorunlar yaşandığı dönemde bu söylemi de çok, yani Tansu Çiller'i de hatırlayalım. Merhum Turgut Özal'ı hatırlayalım. Merhum Süleyman Demirel'i hatırlayalım. Bunlar hep çok kullanılan şeylerdi, yaklaşımlardı. Dolayısıyla ama aradaki o geçişkenlik, yani politika birliği, söylem birliği çok aykırı değil, zor değil. Şunu kastediyorum ben Hakan. AK Parti'nin kuruluş aşamasında evet devlet önemliydi ama millet faktörü daha bir öne çıkmıştı. Bu geçmişte sağ siyasetçilerin bir sözü vardır. Devletin düğmesini kırdırtmam. Devletin yani ceketindeki düğmeyi koparttırmam söylemi vardı. AK Parti buna biraz başta karşı çıkarak geldi. Daha bir bireyi de. Evet, yani vatandaşın. Avrupa'daki Hristiyan demokratlar gibi bireyin evet, de öne vatandaşın çıktı. Düğmesi daha önemlidir. Evet. Milletin düğmesi daha önemlidir. O da demokratikleşmeye katkı sağladı zaten Türkiye'de. Devletin vesayeti altında vatandaşın mağdur ve mazlum olmasını istemeyiz diyordu. Ama şu andaki söylem tamamen devletin düğmesini koparttırmam söylemine gelmiş vaziyette. Onu kastediyorum. Bu işte milliyetçi duruş, MHP'nin söylemi buydu. AK Parti biraz ona geldi gibi görünüyor. 2019'un en azından merkezin sağındaki tarafta ortaya çıkan şey bu şu an itibariyle. Türkiye'nin bu yani kendi demokrasisini güçlendirme dönemine Ebru bakacak olursak, yani Avrupa rüzgarının deniz çok katkısı olmuştu. O dönemleri sen de izledin. Yani ben bütün zirvelere gittim. İşte o Helsinki, Brüksel, Lüksemburg kritik zirvelerde nasıl büyük bir coşku vardı. Avrupa'da Türkiye'ye bir perspektif vermişti. Yani demokratikleşme adımları atılınca bu yol da açılıyor, kapılar aralanıyor ve bir umut ortaya çıkıyor. Ama o dönemde yani Türkiye'nin attığı bütün bu adımlar elbette sadece Avrupa için yapılmamıştır. Yani kendi evini de Türkiye düzeltmek istemiştir diye düşünüyorum. Fakat havada kalınca böyle Sarkozy gibi, Merkel gibi Türkiye'nin yolunu tıkayan liderler burada inat edince Türkiye'nin reform yapma kapasitesini de sınırlayan bir faktör oldu. Tek başına değil ama etkili oldu. Yani Türkiye'nin en heyecan duyduğu, neredeyse her yere Avrupa Birliği bayraklarının asıldığı dönemde Sarkozy çıkıp
başkenti Avrupa'da olmayan bir ülke Avrupa'ya katılamaz gibi böyle fantastik bir laf etmişti mesela. Merkel imtiyazlı ortaklığı tam da o dönemlerde ortaya koymuştu. Bunun kabul edelim ki bir heyecan kırıcı özelliği var. Ama bizim Cumhurbaşkanı da çıkıp demişti ki biz almazsanız almayın, biz Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri yaparız. Avrupa standartlarında bir ülke oluruz demişti. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarını geçmesi demokrasi açısından üyelik şart değil. Yani Ankara kriteri yapıp yaşayabilirdik. Ebru birazdan bize elindeki kalemi fırlatacak. Onun için Ebru'ya topu atıyorum. Ben bir cümle söyleyeyim, katkı sağlayayım. Dediğini anlıyorum deriz ama bak, bütün Avrupa ülkelerinde bu süreç kesintiye uğramadığı zaman, yani İspanya Franco döneminin kötü mirasıyla geldi ve yani böyle askeri darbeler falan olabilecek havada bir ülkeydi. 1986 yılında Avrupa Birliği'ne tam üye oldu. Yunanistan 81 yılında tam üye oldu ve o süreçleri kesintiye uğramadı. Yoksa bu ülkeler, iddia ediyorum, Avrupa Birliği'ne katılmamış olsalardı, bugün Yunanistan'da bir askeri darbe ihtimali kuvvetliydi. İspanya'da, tamam işte aynı görüşteyiz. Evet, İspanya'da bu Katalan meselesi bir iç çatışmaya dönüşebilirdi. Evet. Yani o yol keşke Türkiye için de açılsaydı. Bugün hepimiz daha mutlu olurduk. Tabii. Avrupa'da daha mutlu olurdu. Aynı fikirdeyim. Ebru söz sende. Çok uzattık. Ebru kızacak bize şimdi. Yok, tamam, ben sustum. Yok, elimde. Beni sen de fazla konuşma. Tamam. Niyetim yok. Gayet güzel konuşuyorsunuz arkadaşlar. Program sizin. Estağfurullah. Kültür ve Turizm Bakanı... Ebru bak, bir ara Ankara'ya gelmişti. Çok güzel oluyordu. Haftaya geleceğim. Ödül almaya. Gerçekten mi? Evet. Beraber ödül almaya gideceğiz. Öyle mi? Ne ödülü bu? Evet. Kültür ve Turizm haftaya da, söylerim. Sen hangi ödülü tam almışsın? Tam hakim olamadım ödüle. Hakim olunca anlatacağım size. Ha, ama tamam. 25'inde geleceğim. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Antalya'daydı. Tanıdığım kadarıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Erdoğan'a karşı aday olmaz dedi. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları var. Umarım o hal son kez uzatılmıştır. Türkiye'nin özgürlükçü bir yol izlediğini göstermesi açısından artık o hal olmaması önemli dedi. Tutuklu gazetecilere ilişkin görüşünü, zaten Cumhurbaşkanıyken gazeteciler tutuklanmamalı, tutuklu yargılanmamalı görüşündeydim, aynı görüşteyim dedi. Bu ifadeleri de iki konu hakkında dile getirdi. Polemiğe girmek de bana yakışmaz dedi. Numan Kurtulmuş da Gül'ün aday olacağını düşünmüyorum Erdoğan'a karşı. Ayrıca Numan Kurtulmuş İstanbul konusunda da bayağı üzgün galiba. Evet, Ebru, ben de birlikte gitmiştim Numan Kurtulmuş'un Antalya toplantısına. Aslında amacı Türk turizminin 2017 tablosunu değerlendirmek ve 2018 hedeflerini anlatmaktı. 32 milyon turiste ulaşılmış Ebru. Önemli bir rakam, 26 milyar dolar ve bir turistin Türkiye'de bıraktığı para 650 dolar civarında hesaplanmış. Bu artmalı. Bunun tabii 1000 doları aşması lazım. Evet. Bunun artması gerektiğine dikkat çekti ve hangi projelerle işte hani turizmi çeşitlendirme, inanç turizmi, işte gurme turizmi, işte tarih turizmi vesaire her şeyi değerlendirdiklerini uzun uzun anlattı. Fakat benim gözlemim şu Ebru. Mesela Gürcistan ilk sıralarda, Bulgaristan ilk sıralarda, ilk 5'te yani Türkiye'ye yabancı girişinde. İran ilk 5'te. Bunun nedeni şu, daha önce de burada konuşmuştuk. Van İranlıların akınına uğruyor. Evet. Artvin Gürcülerin akınına uğruyor. Edirne Bulgaristan'ın akınına uğruyor. Batumi biz de gidiyoruz. Zaten. Evet, yani karşılıklı da bir hareket var. Bu 32 milyon doğru. 32 milyonluk rakamın içinde yani neredeyse yarısına yakını bu sınır illerindeki günübirlik girişler, çıkışlar vesaire. Yani Almanya'dan 3,5 milyon turist gelmiş rakamı var. 1,5 milyonu Türk. Yani Almanya'da yaşayan Türkler. Şimdi bunları alt alta koyduğunda gerçekten 2014 gerçekleşmelerinin çok çok altında Türkiye turizmi. Deniz, bir dün mü gördüm hatırlamıyorum. Gazete Habertürk'te galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ya da Vatan'da gördüm Efes'le ilgili bir yazı.
Efes'e gelen turistlerin sayısı 3,5 milyondan galiba 450 binlere inmiş. Bu da Türkiye'ye batılı turistlerin ilgisindeki azalmayı ortaya koyuyor. Çünkü biliyorsun Orta Doğu kökenli turistler çok fazla kültür tırnak içinde, kültür turizmi adı verilen şeylere fazla katılmıyorlar. Daha farklı bir türü var o turizm çeşidinin. Bu tabii Türkiye'nin turizm gelirlerinin düşeceği anlamına gelir. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani belki sayı toparlanacak bu yıl. Umarım öyle olur. Fakat gelirler düşünce bu Türkiye'nin hem cari açığı noktasında hem istihdam noktasında sorun yaşamasına sebep olur. Çok acil bir tanıtım atağına ihtiyacı var. Yeni bir dile ihtiyacı var Türkiye'nin. İşte bunu Sayın Kurtulmuş biraz anlattı. Mesela bu sene UNESCO Troya yılı ilan etmiş. Biz Truva diyoruz ama Troya diye dünyada biliniyor. Yani Troy. O çerçevede çok önemli projeler üretilmiş ve bütün yıl boyunca onlar bir şekilde icra edilecek ve dünyanın Truva'ya ilgisinin artırılması amaçlanıyor. Bunun gibi birçok şey var ama şöyle bir sıkıntısı var. Bunu Sayın Bakan çok konuşulmasını istemedi. Hani paramız yok, bir şey yapamıyoruz görüntüsü ortaya çıkmasın diye. Ama maalesef Kültür Bakanlığı'nın bütçe içindeki payı %0.5 falan, hatta 0.45'e düştü. Yani 0.045'e düştü. Bu şeyde rakam olarak arttı ama genel bütçe içindeki payı çok düştü. Dolayısıyla özel sektörün de bu işe girmesi lazım. Mesela arkeolojik kazılarda çok ciddi bir bütçe sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye bir hazine, Anadolu neredeyse dünyanın kütüphanesi, evet, müzesi gibi ama Anadolu'daki bu varlıkları ortaya çıkarmak imkansız hale gelmiş parasızlıktan. Özel sektörün de bu işe girmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin turizmini canlandırmak için yapacağı çok şey var ama benim kanaatimce turizmcilerin anlattığı şeyler bunlar. Öncelikle evet, şu OHAL meselesinin hallolması lazım. Demokratik görünümün artması lazım. Bunlar artarsa turizmde zaten doğal bir canlanma oluyor. Konular çap uzayınca benim için sorun değil ama sonra içine sığamıyoruz. O yüzden kısa kısa ve daha özet gitmek benim tercihim ve isteğim. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı bir kadın, Canan Kaftancıoğlu. Kendisine soruşturma da başlatıldı. Sosyal medyadaki hesapları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları vardı ve uçak kazası vardı. Son 3 dakikaya sığacağız bu konularla. Kısa kısa o açılan soruşturma, ilk kadın başkan, motosiklet tutkusu vesaire, bir şey söylemek ister misin Deniz? Ebru, daha önce söyledim, önemli. Yani bir kadının İstanbul'da il başkanı olması önemli. Bu yani hemen soruşturma açmak, hemen işte bir şey haddini bildirmeye çalışmak vesaire çok Türkiye'nin demokratik görünüm açısından iyi bir manzara oluşturmadı. Yani bir insan, bir kadın siyasette sivriliyor ve gerçekten çok güçlü bir rakibe karşı mücadele ederek geldi, kazandı. Ona yönelik bu tavır biraz düşündürücü ama zaten AK Parti'nin bir şey yapmasına gerek yok. CHP'de tuhaf bir görüntü var. Kaybedenler rakip parti kazanmış gibi hareket ediyorlar. Yani kendi partilerinin kazanan, evet, insanını tebrik edip ona destek olmak yerine bu soruşturmaya açılan soruşturmaya konu olan tweetleri vesaire CHP'li rakipleri zaten ortaya atıp kendisini ayağından aşağıya çekmeye çalıştılar. Böyle bir tablo var ama bence Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir tablo. Bir kadın mevcut başkana, onu destekleyen onlarca milletvekiline, hatta genel merkezden insanlara başkaldırdı, aday oldu ve kazandı. Ben bu boyutuyla bakıyorum. CHP'nin tarihi açısından da önemli bir sonuç bu. İzleyip görmekte fayda var. Çünkü Meral Akşener CHP'yi gerçekten İstanbul, İzmir gibi şehirlerde zorlayacaktı. İstanbul'daki bir tablo bu Meral Akşener riskine karşı da CHP'de, evet, bir kazanım gibi görünüyor. Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, ben süre kalmadığı için uçak bir manşet atabilirsin ya da Trabzon'da meydana gelen uçağın pistten çıkmasına değinebilirsin. Tam, evet, deniz kenarında havalimanı. Buyur. Doğru. Sayın Mustafa Tuna ilk defa CNN Türkiye konuk oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Bugün gazetelerde var haberler.
eklerde de var, ana gazetelerde de var. Çok önemli açıklamalar yaptı Ankara'nın geleceğine dair. Bunları daha sonra yine konuşur değerlendiririz ama bu kaza gerçekten çok büyük geçmiş olsun. Yani hem yolculara hem Pegasus Havayolu şirketine, Pegasus ailesine hem de ülkemize evet. Sivil havacılık açısından bir büyük trajediye dönüşebilirdi. Allah korudu. Büyük bir mucize. Yani ben son 20 yılda aşağı yukarı ne kadar yakından takip ettiğimi biliyorsunuz. Bu kadar bir faciaya ramak kalan bir kaza pek hatırlamıyorum. Yani uçakların pistten çıkışları, efendim başka şeyler çok oldu. Yani mesela Kanada'da da benzer bir şey oldu ama bu gerçekten çok şansın yaver gittiği bir olay. Çok neye yol açabileceğini gerek görüntülerde gerek bugün Posta Gazetesi'nde Anadolu Ajansı'nın bir fotoğrafı var. Ana sayfada orada Vatan'da İHA'nın bir fotoğrafı var, orada görebiliyoruz. Neden bu kaza olmuş olabilir? Farklı nedenleri olabilir. Evet. Bu bir iniş takımındaki arıza, motorda, gaz kolunda, lastiklerde, pilotun değerlendirmesi, yani doğru bir değerlendirme yapıp yaptı mı, doğru bir tepki verip veremedi mi bunlar, veya bunların, bak bir sürü şey saydım, bunların birden fazlası da bir araya gelmiş olabilir Deniz. Meteorolojik şartlar, yani yağış, rüzgar, pist özellikleri, yani tek bir sebebi vardır deyip erken bir kanıya varmamak gerekir. Ama bir çok ön, büyük geçmiş olsun bence. Bir ön rapor almamız lazım. Bunun nihayetinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir final rapor açıklayacak. Ama sonuçta evet. Bugüne kadar milyonlarca kişiyi taşıyan bir büyük havayolu kuruluşu. Umarım bir havacılığımız açısından bundan böyle bu tip kazalar meydana gelmez. Evet. Tekrar çok geçmiş olsun. Şehrin içinde biz de Trabzon'daydık. Değişik bir havalimanı, tam deniz kenarında. Yolcular için keyifli ama uçaklar için zor bir havalimanı olduğunu söyleyebiliriz. Onu da hissettik zaten kalkarken, inerken. Dolayısıyla çok geçmiş olsun. Ucuz atlatılmış bir mucize yaşandı. Şimdi Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamaları var Kanal İstanbul'la ilgili. O açıklamalara dönüyoruz.